Selamlar arkadaşlar. Bugün yine öğrenci arkadaşlarımıza röportaj yapacağız. Bugünkü konumuz ise üniversite yemekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakalım arkadaşlarımız neler diyecek. Arkadaşlar bizimle röportaj yapmak istiyorsanız yorumlar altında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Üniversite yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Üniversite yemeklerini beğeniyorum, çok güzel. Yani yurt yemeklerine kıyasla aşırı iyi. Yani sadece tuz konusunda biraz sıkıntı çekiyoruz ama gerisi gayet Onu da iyi. sen atarsın. Aynen. Başka ne konuda sıkıntı çekiyorsun? Ya başka yani çevresi falan çok güzel ama mesela insanları biraz böyle değişik, yani çarptığında falan hiç özür dilemeden direkt geçiyorlar. Pardon Yaşadın de. mı? Yaşadık. Ya Evet. kızlarla falan yaşadık. Çarptı sana? Aynen, pardon demeden çanta mesela yere düştü, direkt Aha. gitti. Özür falan da dilemedi. Yok, özür falan da yok Ay çok asla. kötü. Başka ne var sence burada gördüğün eksik veya güzel bir şey? Yani ne bileyim, kampüsün içi falan aşırı güzel. Ben bu Değil kadar mi? kötü bekliyordum açıkçası. Beklentim bayağı Bingöl'ü. düşüktü. Köy gibi bir yer bekliyordum yani. Herkes öyle diyor. Peki sen nereden geldin? Ankara. Ankara'dan geldin. Ankara'yı severim. 4 defa gittim. Çok güzel yer. Tabii. Ankara'ya oranla mesela burayı kıyaslasan. yani ulaşım ve para açısından çok yaşanılabilecek bir şehir. Ankara çok pahalı çünkü. Burada Ankara pahalı. öğrenci şehri çünkü. Ama biz de Bingöl pahalı diyoruz. Yani bana göre burası çok ucuz. Anladım. Ya Ankara'ya tabii bakarak. ya sosyal yaşama göre değişiyor. Aynen. Doğru Ulaşım diyorsun. falan da çok kolay bence. Yani tam Burada mı? evet. Burada ulaşım iyi, tamam. Taksiyle falan gelinebilir yani, bütçeler o kadar Doğru. pahalı değil. Küçük şehir. Doğru, küçük şehir. Ankara zaten kocaman bir şehir ama Ankara ile Aynen. burayı kıyaslamamız da aslında yanlış. Olsun, biz hani bir örnek vermek açısından söyledim. Ya ama mesela şimdi biz kızlarla taksiyle gelip gidiyoruz. 5 kişi geliyoruz. Yani kız Aynı yurt. ücrete geliyor. Yani Değil mi? otobüsten daha uyguna geliyor hatta bazen. Çok. Otobüste o kadar sürünüyoruz çünkü, ne bileyim. Çok mantıklı. Öyle. Biz üniversite yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Enes'cim, yemekleri kıyas yaparsak bizim üniversite yemeği yani çok iyi olduğunu da söyleyemem, çok kötü olduğunu da söyleyemem Aynen. açıkçası. Fiyat konusuna gelecek olursak, bildiğimiz üzere bu genel olan bir şey olduğu için hani 6 lirayı ben çok fazla bulmuyorum açıkçası. Ha, daha düşük olabilir miydi? Olabilirdi. Ama onun dışında şöyle mesela Fırat Üniversitesi'ne veya İnönü Üniversitesi'ne kıyasla bizim yemeklerin çok iyi olduğunu da söyleyemem. Aynen. Dediğim gibi çok da kötü olduğunu da söyleyemem yani. Bu anlamda başka Ama ne şimdi söyleyebilirim? yemekler mesela yemeklerin tadı nasıl? Bilmiyorum. Yemeklerin tadı ya aslında geçen seneye kadar kullandıkları ya pek iyi değildi ama sanki bu sene biraz daha Ha diyorsun. iyi Şey, gibime geldi. Reis Kilis'te 2 lira, Fırat Üniversitesi'nde 9 lira yemek. Yani fiyat olarak dediğim gibi aslında üniversitemiz biraz daha uygun yapabilirdi ama yine Aynen. dediğim gibi 6 lira bulunduğumuz şartlara göre Şu an bence de. normal ama yemekler biraz daha iyi yapılabilir. Değil mi? Bak, kesinlikle sana katılıyorum. Peki Evet. böyle son olarak bize eklemek istediğin bir şey var mı reis? Yemekleri iyi yapsınlar. Tamam. İnşallah. Üniversite yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Üniversite yemekleri genelde, bu da öğlen yemeklerini yiyorum ben. Mesela gittiğimde sıranın çok olması konusunda ilk önce şikayetim, çok sıra oluyor Doğru, ilk doğru. gittiğim zamanlar. Ama yemeği aldığımız sıra, hani yemek hiçbir zaman soğuk gelmedi. Hep sıcak yemekti. Hani Aynen. hazır bir şekilde gelmişti. Fakat yemekte mesela makarnayla şehriye çorbasını aynı menüde veriyorlar ve bu oldukça yani zararlı bir durum bence. Zaten hep aynı menü çıkmıyor mu? Aynı menü çıkıyor. Özellikle çorbalarda hiç değişiklik olduğunu sanmıyorum. Meyve de çok az az çıkıyor. Meyvenin sürekli çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ha, aynen, anladım. Çok sürekli olması lazım. Çünkü zaten öğrencilerin beslenmesi, hani yurttaki beslenme şekilleri de aynı şekilde. Çünkü bir şeyi fark ettim. Öğlen buraya gelen yemek fabrikasıyla KYK'da bizim yediğimiz yemekleri getiren fabrika aynı. Ciddi Öğlen misin? yediğimi akşam da yiyorum yani. O sıkıntı Sen oluyor. öğlen burada yediğini akşam da mecburen aynı yemek olarak Evet, yiyorsun. çünkü artık seçenek de yok. Menüler bildiğimiz gibi fix menü olduğu için. O Anladım. O yüzden tabildota geçtiler tabii. aynen Doğru. çeşit de olmadığı için seçemiyoruz artık. Ama yemek fiyatı konusunda geçen yıl 3 lirayla başlamıştık. Aynen. Arkadaşlar şikayet ediyor ama yani ekonomik imkanlara baktığımız zaman gayet iyi bir süreçte yani. 6 lira şimdi. Aynen 6 lira şu an iyi yani. Bildiğin Çünkü üniversite var mı böyle hani fiyatları yüksek Fırat olan? Üniversitesi'nde var. Kardeşim orada okuyor. 9 liraya yemek Oo, 9 yiyorlar. çok iyi. Bayağı pahalı orada da. Hani ona göre ise buranın fiyatları gayet iyi olduğunu Anladım. düşünüyorum. Yani o şekilde yemeklerde herhangi bir şey olmadı yani. Mesela fotoğraflarda falan görüyorum, bazen itiraz sayfaları oluyor. Orada işte şu çık, Atıyorlar. aynen çıkıyor falan. Yani hiç denk gelmedim ama vardır mutlaka, belki arada olur Şey yani. böyle tadı konusunda ne düşünüyorsun yemeğin?
Mesela yemek öğlen yediğim tuzlu tuzsuz dengesini sağlıyorlar. Yani ne çok tuzlu oluyor ne çok tuzlu oluyor yemek. O ama sana ayrılıyorsun zaten. Kayka'da yemek birebir tuzsuz geliyor önümüze. Evet. O şikayetimiz. Yani Kayka'nın yemekhanesinden daha çok şikayetim aslında. Okulun yemekhanesi biraz daha. Pirali mi? Yok. Merkez Kayka'da. Buradaki? Aynen. Ha tamam. Tamam. Orası aynı fabrika hazırlıyor bildiğim kadarıyla. Öyle o yüzden mi? Aynı yemek çıkıyor. Ama oraya daha anladım. Fazla değeri verdiğini düşünmüyorum. Kalabalık oluyor. Bilmiyorum Kayka'nın daha mı kötü yemekleri? Evet. Ben de kötü buluyorum. Çok kötüymüş. Peki böyle son olarak eklemek istediğin bir şey var mı ya da buradakilerin düzeltmesi gereken bir şey? Ya mesela yurtlardaki sıkıntılar devam ediyor. Yurt sıkıntısına şikayet olarak dile getirmek istiyorum. Ben zaten istiyorum. Geçen sefer paylaştım. Hala evet, paylaşacağım da. Ranza sistemi tamam. Üniversite öğrencileri çok geldi ve gerçekten yurt imkanları çok kısıtlı. Aynen. Ama ranza sistemi de ben çok doğru bulmuyorum. Riskli bir. Yüksekmiş. Aynen yüksek. Bazanın üstünü bazanın üst tarafa koyuyorlar. Yani yatak değil baza koyuyorlar ve düştüğü sırada öğrenci çok kötü şekilde. Orada bir risk var yani onu biliyorum. Arkadaşım attı bana fotoğraf. Şöyle evet. Camın kenarında. Merdivenleri de riskli. Merdivenden zaten ben çıktım. Başı falan dönüyordu. Ha, anladım. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Üstad, üniversite yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Üniversite yemekleri ya genelde tadı tuzu olmuyor. Ya, belki tadı tuzu olmamasının belli sebepleri olabilir ama en azından bu tabak olur, çatal olur. Aha. Onlar da hiç temizliğe dikkat etmiyorlar. Hijyenik değil diyorsun. Yok hiç hijyenik değil gerçekten. Hani belki çatalı kaşığı temizleyebiliriz peçeteli ama tabakta tabak. Öyle bir şansımız doğru yok. Diyorsun. Maalesef. Bir de ücretleri de diğer şeylere göre genel olarak pahalı. Aynen. Fırat Üniversitesi 1 burası 2 galiba biraz pahalı. Aynen. Şimdi insanlar dışarıdakiyle kıyas yapıyor. Diyor ki buradakiler ucuzdur aslında. Şimdi en ucuz yemek kiliste 1 lira 90 kuruş. Öyle mi? Kilise evet, şu an. Kilise. En çok ucuzu iyi. Yani 2 lira diyebiliriz. Şimdi burada 6 lira gerçekten pahalı. Biraz az bir kesim tepki göstermek istedi ama tabii insanlar buna destek olmayınca. Çıkıyor yani bir şeyler çıkıyor sürekli. Karşıt görüşler evet. Çıkıyor. Normal o da. Yani işte fiyatların biraz indirilmesi lazım. Yemekler dediğim gibi yani daha bugün öğle yemeğinde şeydik. Haşlamaydı. Haşlama evet başka. İçi kırmızıydı. Pişmemişti. Aha. Şimdi o sorunları neyse de hem bazı yemekler birkaç öğün eksik oluyor. Hı hı. Şimdi gene aynı fiyat veriliyor. Öğün tam olsa aynen. Da aynı fiyat veriliyor. Doğrudur. Şimdi yani bunda da bence bir yanlış var. Kanka mesela ben Hamza 4 senedir buradayım. Evet. İnan ki en fazla gittiğim 20'dir 30'dır yemekhane. Ben cidden buranın yemekhane. Yani ben sevmiyorum. Sevenler var tabii ki. Bir şey diyemiyorum. Evet haklısınız yani. Ben yemiyorum valla. Alıştım. Yani insanların bu konuda bilinçli olması lazım. Tabii tabii. Bir tepki göstermeleri lazım. Mesela bizim Bingöl'de STK yani sivil toplum kuruluşları doğrudur. Yetersiz olduğu için aynen. En basitinden halk otobüsleri özel. Evet yani buranın değil. Denizli'nin miydi? Nerede kiralık? Türkiye'de sadece tek bir ilde bu durum var. O da burası. O da burası. Ben de ilk bunu öğrendiğimde çok üzülmüştüm cidden. Dedim hani bir belediyenin otobüsü nasıl kiralık olabilir burada? Yani çok şaşırtıcı ama işte. Maalesef bizim Bingöl'de sivil toplum kuruluşları olmadığı için bir de bulunan dernekler de yetersiz olduğu için aynen. Bu sorunlar çok var. Yani ben aslında Bingöl'lüyüm, Bingöl gençliyim. Aynen güzel. Bu sorunların çözülmesi lazım birlikte. Yani değil mi? Şimdi biz üniversite okuyoruz, okuyan insanlarız. Bu topluma bizim yön vermemiz lazım. Kesinlikle. Bu konuda. Hani bir şeyler yapmamız lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Üstad. Üniversite yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Yani Pirali Bey'in genel olarak yemeğini yorumlayacağım. Ona göre çok daha güzel. En azından aç kalmıyorum ben burada. Burası Pirali Bey'e göre daha mı güzel? Evet daha güzel. Burayı niye? Daha çok tercih ederim. Çünkü daha lezzetli oluyor en azından. Tadından. Bilmiyorum evet. Tadından dolayı daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Hani bu kadar. Ben burada yemeği daha çok tercih ediyorum yurda göre. Peki son olarak yemek istediğin bir şey var mı bize? Hayır bu kadar yeterli. Yani, kanka üniversite yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Üniversite yemeklerini gramaj açısından ve lezzet açısından çok beğeniyorum. Uygun tamam. Olduğunu düşünüyorum. Doyuyorsun. Evet doyuyorum da bu arada. Tamam. Fakat yurttaki yemeklere gelirsek çeyrek ekmek dışında gramajı ve lezzeti yerinde. Öyle yurttaki yemekler güzel mi? Hangi yurt? Pirali Bey öğrenci yurdu. Orası güzel. Beğeniyorum yemekleri. Tek yemek sistemine geçmişler zaten. Tabildot değil mi? Ha, evet. Çok güzel. Güzel oluyor. Düşüncelerim bu kadar. Evet sevgili arkadaşlar röportajımız bitti. Tekrardan görüşene dek hoşça kalın. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Maşallah. Baştan sona güzellik abidesi. Çok teşekkür ederim başkanım. Şu kıymetli ismini bize bağışlar mısın?
Siz koymak istemez misiniz başkanım? Koyun da güzel bir ismi olsun. Olur olur. Geç bakayım şöyle. Değerli kardeşim. Şimdi bizler profesyonel çekim alan insanlarız. Doğru mu? Doğrudur başkanım. Biz ne yapıyoruz? Üniversitede öğrenci arkadaşlarımıza röportaj yapıyoruz. Doğru mu? Evet başkanım. Biz ne demiştik ilkinde hatırlıyor musun Hamza? Biz artık profesyoneliz. Hataya yer yok başkanım. Aynen. Bak çok iyiyiz. Bravo. Sen ne yaptın? Videoyu kesmişim başkanım. Ne yaptın Hamza? Videoyu kesmişim başkanım. Duymadım. Videoyu kesmişim başkanım. He. Bu kaçıncı oldu? He? Kaçıncı oldu bu? Sayılma lan bir de. Sayılma oğlum. Neyse. Sus şimdi. Sesini kes. Açıklama yapacağız millete. Tamam mı? Tamam başkanım. Geri zekalı. Şimdi biraz nefesini yavaş alır mısın kardeşim? Şimdi arkadaşımız ya 3000 defadır aynı şeyi yaptığı için biz kendisini uyardık sadece. Sıkıntı değil. Olsun görüyorsun zaten hani canım kardeşim. Çok severim kendisini. Teşekkür ederim başkanım. Rica ederim canım kardeşim, rica ederim. Şimdi zaten biz şeyler arkadaşlar merak edebilir Hamza. Acaba hata olunca ne oluyor? Nasıl konuşuyorsunuz diye. O yüzden biz bu videoyu yaptık değil mi? Evet başkanım. Heh, tamam çok güzel. Bizim bu videoyu yapma sebebimiz arkadaşlar buydu. Biz kameraman olsun, teknik ekibi olsun, başka arkadaşlar olsun çok değer veririz kendisine. Fiske asla. Asla fiske vurma. Vurdun mu Hamza sana bu görevler? Hayır başkanım. Vurdun mu Hamza? Hayır başkanım. Vurdun mu Hamza? Hayır başkanım. Ha, duydunuz zaten. Benlik bir şey yok. Neyse arkadaşlar hani umarım Hamza kardeşimiz daha bu hataya düşmez. Kendisini severim. Zaten böyle bir şey yapmaz bir daha değil mi Hamza? Evet başkanım. Hayırlısı olsun inşallah. Başkanım namaz kılabilir miyim? Ne namazı kılacaksınız? Şükür namazı başkanım. Ya Rabbi şükür hadi bak. Yalnız kıble orası değil. İbrinle.